Polis çok iyi donatılsın. Polise gerekirse ağır silah da verilebilir. Daha ağır silahlar verilebilir. Polisin aslında genel olarak da sayısının artırılması çok faydalı. Hem özel harekatın hem polisin. Yani çok mevzul miktarda polis alınsın ve daha ağır silahlarla donatılsın. Hafif silahlar değil. Ya bu çok dengeleyici olur. Asker, polis dengeli olarak iki ayrı güç olarak hazır tutulması lazım. Hatta özel harekatta da üçüncü bir güç olarak ayrıca güçlendirip esaslı bir güç haline getirmek lazım. Ve ağır silahlara donatılması lazım. Bir kere hava tehlikesi hiç olmaması lazım yurt içinde. Ayrıca poliste tank savar da bulunması lazım. Tank savar roket. Omuzda taşınan. Bu çok çok caydırıcı olur. Çok çok caydırıcı olur. Biz aslanlarımızı PKK için yetiştiriyoruz. Adam cinnet geçirip halkın içine de dalabilir. Tank bu durmaz. Durduracak bir şey gerekir. Yani deli deliği görür mü? Değneğini saklar derler. Yani kendim açısından söylüyorum. Yani Allah'ın delisi olduğum için. Değil mi? Ona göre tedbir alırız. Adam efendim göbeğine okla atarak senin üstüne tanktan gelemez o zaman. Senin tank savar olduğunu bilirse mıh gibi çakılır. Yani böyle milleti çaresiz gibi göstermek olmaz. Polise hem uçak savar hem tank savar versinler. Mevzul miktarda her ilde olsun. Ayrıca tank savar PKK'ya karşı da çok büyük bir güç. Polisin elinde bulunsun. Yani kodum mu darmadağın eden bir şey, acayip korkarlar. Uçak savar da yani acayip korkutur PKK'yı. Polis de bulunsun. Özel harekette bulunsun. Her ikisini de süratle polise dağıtsınlar. Hem tank savar hem uçak savar. Asıl tabii uçak savar roketi önemlidir. Ama uçak savar silahının da bulunması caydırıcı olur. Caydırıcı çünkü PKK ile çatışmada da kullanılabilir o. Yani akıl almaz bir silah. Yani çok müthiş gücü var. Çok korkutucu olur. Kur'an'ın emri. Allah küfrün elinde olan silahlarla siz de silahlanın diyor. PKK'nın elinde öyle silahlar olduğuna göre, azgın silahlar olduğuna göre biz de onun daha da ezecek silaha sahip olmamız lazım. Ayrıca fitneyi ortadan kaldıracak silaha da ihtiyaç var. Dengeyi sağlayacak silahlara da ihtiyaç var. Onun için askere verilen nasıl silahlar varsa, tank savar, efendim, uçak savar, aynı şekilde polise de verilsin. Polisin mermisi az oluyor. Bir de bunu düzeltmek lazım. Polise zimmetli olarak her birine en az 1.000 mermi verelim. En az 1.000 mermi. Her yerde polisin mermisi bitiyor. Her yerde. Mesela burada da bitmiş. Halk evindeki mermilerden getirmiş. Yani kendisine işte belirlenen beylik silahın mermilerinden. Böyle olmaz. Çok yaygın olarak mermi bitiyor biliyorsunuz. Yani çok sık duyulan bir şey. Televizyonda falan da görüyorsunuz.